Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatayım. 106. sayfa ve 107. sayfanın çözümlerini yapacağız. 12 tane soru çözeceğiz bu videomuzda. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden dilersen başlayalım. İlk sorumuzda demiş ki bize x ve y sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere 3x artı 4y ifadesinin en küçük değeri soruluyor. Bakın sıfırdan farklıydı ve birbirinden de farklıydı. Sıfır haricinde benim seçebileceğim 1, 2, 3 nokta 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 rakamlar var. Pekala, katsayısı büyük olanın başına ne getireceğiz? Tabii ki küçük olanı, yani 1'i. Katsayısı küçük olana da hemen bir sonraki küçük olan ifadeyi getirelim, rakamı getirelim, yani 2. O halde 3 çarpı 2'den burası 6, 4 çarpı 1'den 4 gelir. 6, 4 daha 10 yapar. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam edelim gençler. İkinci sorumuzda. İkinci soruda M ve N sayıları aşağıdaki değerleri alabilmektedir. Bakın M'nin alabileceği değerler bunlar. N'nin alabileceği değerler de bunlar. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor bize. M eksi n'nin alabileceği en büyük değer 7'dir denilmiş. Şimdi büyük değer almasını istiyorsak m'nin daha büyük, n'nin daha küçük değer almasını isteyeceğiz. M burada maksimum 4 olabiliyor. N de minimum eksi 3 olabiliyor. Yani 4 eksi eksi 3'ten işlemi yaparsak 7 gelecektir. Şurası eksi eksi artı yapar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. M çarpı n çarpımının alabileceği en büyük değer 8'dir denilmiş. Bakın arkadaşlar negatifleri unutmayın. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı 12 yaptığı için en büyük değer 12'dir. 8 değildir. İkinci öncül cortladı. M bölü n oranının alabileceği en küçük değer eksi 4'tür denilmiş. Bunun için de M bölü n'nin alabileceği en küçük değeri bulmak için tabii ki burada n'yi olabildiğince küçük ve n'yi olabildiğince sevgili arkadaşlarım büyük seçmemiz gerekiyor. Burada M'yi küçük seçeceksek eksi 4 seçebiliriz. N'yi de sevgili arkadaşlar dikkat edin. Biz burada büyük seçmemiz gerekiyordu. Yalnız şöyle bir durum var. Negatifler işin içine girdiği için yani buradaki kural, yani M'yi küçük N'yi büyük seçmemizdeki hani bu kural ikisi de pozitifken geçerli. Dolayısıyla burayı eksi 4 seçtik ya, artık N'ye mantıklı olan şeyi seçmemiz lazım. Sonuç küçük çıksın diye. Burada neyi seçmek mantıklı? Negatifi pozitife bölüp sonuç olarak küçük bir sayı çıkmasını istiyorsak burayı pozitiflerin en küçüğü seçmemiz daha mantıklı. Yani n'yi ne seçeriz? 1. Eksi 4'ü 1'e bölerseniz eksi 4 gelir. Ki bu da eksi 4'tür denilmişti. Bu da doğru sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçtim 3'e. Ardışık 4 tam sayının toplamı 78 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü sorulmuş bize. Şimdi bunların toplamı 78 ise gençler 78'i hemen ardışık oldukları için 4'e böleceğiz. 7'nin içerisinde 4 1 defa, 38'in içerisinde 4 9 defa ve kalan 2 19,5 gibi bir sayı geliyor. Şimdi ardışık 4 tane bizim tam sayımız vardı. 19,5 bir tam sayı değil ama bu tam sayıların tam ortasını verir bize. Yani 19,5 burasıdır. 19,5'tan hemen küçük olan tam sayımız 19, hemen büyük olan 20'dir. Yani burası 21, demek ki burası da 18'miş. Bize en büyüğü sorulmuştu. En büyüğü 21 olacaktı. Doğru cevabımız da C seçeneği olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. Üçüncü sorumuzu da böylelikle çözdük. Geçtik 4'e. Dördüncü soruda 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Birbirinden farklı en küçük iki rakamın toplamı 3'tür. En küçük iki rakamın toplamı 0 ile 1'in toplamından 1'dir. 0'ın bir rakam olduğunu unutmayacağız. Dolayısıyla birinci öncül cortladı. 3 değil, cevap 1 olacaktı. Devam ediyorum 2 ile. 2 rakamın farkının pozitif değeri en çok 8'dir denilmiş. Şimdi 9 ve 0 farklarının pozitif değeri 9 olur. En çok 8'dir demiş. Biz en çok 9 bulduk. Dolayısıyla ikinci öncül de gitti. Demek ki cevap yalnız 3'müş ama 3'e de bakalım. 2 farklı rakamın çarpımı en az 0'dır. Evet, sen 0'ın yanına hangi sayıyı koyarsan, hangi rakamı koyarsan koy. Mesela 3'ü seçtik, koyduk. En küçük değeri verecektir bize. Bunun da cevabı 0 olacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim 5'e. P ve Q birer doğal sayı ve P ile Q'nun çarpımı 24 olduğuna göre P artı Q toplamının sonucu hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi burada
Doğal sayılardan seçeceğiz. Bakın unutmayın. 1 ile 24'ü seçip çarpımları 24'tür diyebiliriz. 2 ile 12'yi seçip çarpımları 24'tür. 3 kere 8, 4 kere 6, 6 kere 4 ve zaten tersleri tekrar edecek. Kendilerini yine de biz yazalım şu şekilde. Bakın bunların toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş. Şunların toplamı 25'tir, 25 olabilir. Bunların toplamı 14'tür, 14 olabilir. Şunların toplamı 11'dir ve şunların toplamı da 10'dur. Yani burada 28 değeri olamaz sevgili arkadaşlarım ki zaten bu toplamın en büyük değeri 25'tir. En büyük 25 ise 25'ten daha büyük değerler zaten alınamayacaktı. 5. sorumuzun cevabına da böylelikle E seçeneği demiş olduk. Geçtim 6'ya. Şimdi gençler, A, B, C pozitif tam sayılar ve A ile B'nin çarpımı 6, A ile C'nin çarpımı 18 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Toplamlarının en az değerini bulabilmek için bu sayıları biz yakın seçmemiz gerekiyor birbirine. Peki bu sayıları nasıl yakın seçebiliriz? Bir de dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada sevgili arkadaşlarım iki çarpımda da A'lar ortak. A'lar ortaksa hem 6'ya hem de 18'e bölünebilen bir sayı seçmem gerekiyor benim A sayısı için. O halde arkadaşlarım burada birbirine de yakın seçmemiz gerekiyor ya. Örnek veriyorum. A'yı 6, A'yı 6 seçersek iki çarpımda da. Burada B 1 olur, C ise 3 olur. Daha başka bir şey seçebilir miydik? A'yı 3 seçerseniz B dediğimiz sevgili arkadaşlarım 2 gelir. A'yı 3 seçersek B dediğimiz 6 gelecekti. Şimdi şunları bir toplayalım. Çünkü birbirine yakın seçeceğiz ya. 6, 1 daha 7, 3 daha 10 yapar. 3, 2 daha 5, 6 daha 11 yapar. En küçük burada hangisini bulduk? Onu bulduk. O halde 6. sorumuzun cevabına da B seçeneği diyecektik. 106. sayfamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Geçtik 107. sayfaya, 7. sorumuza. Toplamları 15 olan birbirinden farklı 3 pozitif sayının çarpımı en az kaç olabilir diye sorulmuş. Bakın toplamları A artı B artı C eşittir 15'miş. Bunlar birbirinden farklı 3 tane pozitif tam sayı. Yani 0 haricindeki doğal sayılar arkadaşlarım. Ve toplamları 15 ise çarpımları en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi çarpımlarının en az değerini bulabilmek için benim ne yapmam gerekiyor? Toplamları verilen sayıların çarpımlarının minimum değerlerini bulabilmek adına biz bu sayıları birbirinden uzak seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Uzak seçelim ki çarpımları da küçük gelsin. Yakın seçersek daha büyük gelecektir. O halde A artı B artı C 15 olduğuna göre ben bu sayıları ne seçebilirim? Şimdi bir düşünelim. Bunlardan bir tanesini 1 seçelim. Birbirinden uzak seçecektik. Bunlardan bir tanesini 1 seçtik. Şu ikisinin toplamı da 14'ü verecek bize. Pekala. Bu ikisinin toplamı 14'ü verecekse ve birbirinden de farklıysa bunu 2, bunu 12 seçersem ki birbirinden de uzak oldu gayet. 2 ve 12 seçersek arkadaşlar ne olmuş olur? Birbirinden uzak ve toplamları 14 olmuş olur. Şimdi bu sayıları çarparsanız cevap karşınıza çıkacak. 1 çarpı 2 çarpı 12 bize 24'ü verir. 24 ise A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 8'e. X, Y, Z ardışık pozitif tam sayılar için bakın ardışıklar ve pozitifler. X, Y'den, Y de Z'den küçük olmak üzere 6X bölü 2Y eksi Z işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Bu sayıların tamamını X türünden yazabilirsiniz. Nasıl mı? Şu şekilde. Y dediğimiz sayı X'den bir fazladır. Z dediğimiz sayı da X'den iki fazladır. Bunlar ardışık oldukları için. Üst tarafta zaten 6X'imiz mevcut. Alt tarafta 2 parantezinde Y dediğimiz ifade X artı 1'di. Hemen yerine yazdım. Eksi z dediğimiz ifade de x artı 2 idi. Bakın nasıl sonuçlar gelecek. 6x bölü içeri dağıtıyorsunuz 2x artı 2 eksi x artı 2. Bakın burada artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. 2x'ten x'i çıkarırsanız da x gelir. 6x'i x'e bölerseniz de sonuç her daim 6 gelecektir. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Burada tabii ki şu yöntemi izleyerek de cevap bulan arkadaşlarım vardır. Onların yöntemi yanlış mı? Hayır, tabii ki de doğru. Hocam buna 1, buna 2, buna 3 desek olmaz mı? E diyelim 6 bölü 2 kere 2 4. Z gördüğümüz yere de 3'ü yazdık. 6 bölü 1'den direkt 6 cevabını da alabilirdik. 1, 2, 3 yerine sen istersen 4, 5, 6 yaz. Yine cevap gelir mi hocam? Gelir. İstersen 1000, 1001, 1002 seç. Yine de doğru cevabı bulacaksındır.
Çünkü ardışık pozitif tam sayılar için daima sağlayan bir ifade olmak zorunda arkadaşlarım bu. Bu tarz ifadelerde ama dikkatli özenle seçmeniz gerekiyor. Bu değerlere doğal sayılar atayarak da çözümleri yapabilirsiniz. Ama ben olsam her zaman mavi ile yaptığım çözümü tercih ederim. 9. soru. MVN birer pozitif tam sayı ve M eşittir 3N bölü 4 olduğuna göre M artı N toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Pekala. Şimdi burada M eşittir 3N bölü 4 ya. 4M'yi bakın 4'ü buraya M'nin yanına çarpım olarak attım. Eşittir 3N olarak yazabilirim. Ve 4M 3N'ye eşitse M dediğimiz sayıyı ben 3'ün katı, N dediğimiz sayıyı da 4'ün katı olarak seçmemde fayda var. M artı N toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş. Ve bunlar pozitif tam sayıydı. Bunları toplarsanız M ile N'nin toplamı 7K yapar. Yani bu ne demek? Bizim toplamımızın sonucu 7'nin katı yapması lazım. Bakın 7 7'nin katıdır. 14, 21 ve 28 7'nin katıdır. Fakat burada gördüğümüz 12 7'nin katı olmadığı için doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve devam ediyorum 10. soruyla. A, B ve C birbirinden farklı sayma sayıları, bakın sayma sayıları 0 hariç sayma sayıları olmak üzere 3A artı 5B artı C eşittir 37 eşitliği veriliyor. Buna göre C'nin en büyük değeri sorulmuş bize. Şimdi gençler, burada C'ye maksimum sayılar kalsın diye 3A artı 5B'yi benim küçük bir sayı olarak bulmam gerekiyor. 3A artı 5B'yi biz küçük tutmamız gerekiyor. O halde katsayısı daha büyük olan sayıya da biz küçük bir sayma sayısı vermemiz lazım. En küçük sayma sayısı da 1'dir. Ve daha sonrasında da 2'dir. 5 çarpı 1'den 5, 3 kere 2'den 6 gelir. 6 artı 5 de bize 11'i verir. Demek ki bu 3 artı 5b 11 olacak. Artı bunun üzerine c ekleyince 37 gelecek. O halde buradaki c sayma sayısı kaçtır? Tabii ki 26'dır. Doğru cevabımız da bize B seçeneğidir diyebiliriz. 10. sorumuzun cevabı da B olacaktı. Ve 11. soru. PVR pozitif tam sayılar olmak üzere 5 eksi P çarpı R eksi 2 eşittir 17 olduğuna göre P artı R toplamı acaba kaçtır diye soruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise 17'nin bir asal sayı olduğu. Madem 17 asal, o halde bu çarpanlardan bir tanesi mutlak surette ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Şimdi yazalım. 5 eksi P ile R eksi 2'nin çarpımı 17 ve bunlardan bir tanesi 1. O halde ben şu kısmı 1 seçersem şu kısım 17 olmak zorunda veya burayı 17 seçersem şu kısım 1 olmak zorunda diyelim. 5'ten P çıktığında 1 kalıyorsa P tabii ki burada 4'tür. R'den 2 çıktığında 17 kalıyorsa R tabii ki 19'dur. Veyahut 5'ten P çıktığında 17 kalıyorsa ki kalmaz. Neden? P pozitif bir tam sayıysa 5'ten pozitif bir sayı çıkardığım zaman 17 kalma gibi bir lüksü yok. Demek ki böyle bir ihtimal de yok. P artı R sorulmuş bize. 19'a 4'ü toplarsanız doğru cevabın 23 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. 11'i de çözdük ve artık son sorumuzdayız. M pozitif tam sayı olmak üzere M'yi kutu içerisine aldığı takdirde çarpımları M olan iki pozitif tam sayının toplamlarının en büyük değeri. M'yi çember içerisine aldığı takdirde de toplamları M olan iki pozitif tam sayının çarpımlarının en büyük değeri olarak tanımlanmışlar. Bu ifade bu ifadeden kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle kutu içerisinde 12 ne demek? Çarpımları 12 olan İki pozitif tam sayının toplamlarının en büyük değeri. Bunu bulabilmek için ne yaparız? Tabii ki bunları birbirinden uzak seçeriz. 1 kere 12, 12 yapar. 1 ile 12'nin toplamı da bize toplamlarının en büyük değeri olan 13'ü verir. Ve artık çemberin içerisinde 13 değeri var. Bu da ne demek? Toplamları 13 olan iki pozitif tam sayının çarpımlarının en büyük değeri. Şimdi birbirine yakın seçeceğiz. 6 ve 7'yi seçersek toplamları 13'tür. Çarpımları 42'dir. İşte bu ifadenin alabileceği en büyük değer de buymuş. Daha doğrusu bu ifadenin alabileceği değer 42'ymiş. Şimdi geçtim buraya. Çember içerisinde 12. Yani toplamları 12 olan iki pozitif tam sayının çarpımlarının en büyük değeri. Bu sayıları birbirine yakın seçeceksek 6 ve 6 seçeriz. 6 çarpı 6 da 36'yı verir bize. Daha sonrasında elimizde kare içerisinde 36 kaldı. Bu da ne demek?
çarpımları 36 olan iki pozitif tam sayının toplamlarının en büyük değeri. O halde birini 1, ötekini 36 seçeceğiz ki toplamları, pardon, aynen toplamları daha büyük gelsin. Bakın bunların çarpımı 36, toplarsanız 37 gelir. Şimdi burası da neymiş? 37'ymiş. 42, 37'den kaç fazladır diye sorulmuş. Doğru cevabımız 5 olacaktı. Yani cevap A şıkkıydı sevgili gençler. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda pekiştiriyorum testinde, sayılar teorisinde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.